Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Ama ba'du fe ya ibadallah. Usikum bi takvallahi ve ta'ati. İnne allaha ma'allezine ettegav vellezine hum muhsinun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç sahabi Muaz'la yolculuk yapıyordu. Efendimiz 3 defa Muaz diye seslendi. Muaz ise her seferinde buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim diyerek gönülden teslimiyet, sevgi ve hürmetini dile getirdi. Nihayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini merakla dinleyen bu sahabiye Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdi Muaz. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şey ortak koşmamalarıdır. Efendimiz bir müddet sonra peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ardından da şu müjdeyi verdi. Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeye ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Kıymetli kardeşlerim, varlık amacımız Allah-u Teala'ya iman ve kulluğun yanında yeryüzünü imar etmektir. Yeryüzünde sevgi, saygı, şefkat ve merhameti yaymaktır. Hepimizin ortak yurdu olan dünyamızda iyiliği egemen kılmaktır. Her daim adaleti yüceltmektir. Hak ve hakikate tercüman olmaktır. Batıla karşı hakkın, zalime karşı mazlum ve mağdurun, cehalete karşı ilim ve irfanın yanında yer almaktır. Fitne, fesat, zulüm, savaş, katliam gibi her türlü kötülüğün karşısında durmaktır. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ölümü ve hayatı hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için yarattığını haber vermiştir. Öyleyse şu kısacık imtihan dünyasında bize düşen muhabbetullah ile dolu bir gönle, Allah-u Teala'yı zikreden ve ona şükreden bir dile, salih amellerle geçirilen bir ömre sahip olmaktır. Fani dünyamızı imar ederken ebedi yurdumuz olan ahireti mamur etmeyi unutmamaktır. Yüce Rabbimizin rızası uğrundaki hiçbir gayreti zayi etmeyeceği ümidiyle yaşamaktır. Yeter ki bizler sadece ona dayanıp güvenelim. Yeter ki benim namazım, her bir ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir diyerek her daim Rabbimizle, Rabbimiz için yaşayalım. Kardeşlerim, geliniz gayeyi hayatımız üzerine bir kez daha düşünelim. Varlık gayemiz doğrultusunda bir hayat yaşamaya gayret edelim. Rabbimize yüz akıyla dönmeye çalışalım. Böylelikle ömrümüzün nihayetinde şu ilahi müjdeyi duyabilmek için ümidimiz her daim diri kalsın. Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, ettâbi minezzembi kemellâ zembeleh, estağfirullâhel azîm ve etûbî ileyh. وأسأل الله لي ولكم التوفيق